Kahramanmaraş sokaklarındayız. Bugünkü sorumuz daha önce sorulmadığını düşündüğümüz bir soru. Aşk mı yoksa para mı diye soruyoruz. Kahramanmaraş halkı aşkı mı seçecek, parayı mı seçecek? Çok renkli şeyler bekliyoruz bakalım. Sizce aşk mı, para mı? İkisi. Peki bir tanesini seçmek zorunda bıraksak hangisini seçersiniz? Aşkı seçerim. Aşkı seçersiniz. Neden? Yani aşk olunca hani parayı da getirebileceğini düşünüyorum. Hani çalışılıp her şey olur yani. Aşk mı yoksa para mı diye soruyoruz. Aşk. Aşk. Neden? Para bulunur ama aşk her zaman bulamayabiliriz. O yüzden aşk diyorum. Siz aynı şekilde. Asıl olan aşktır diyorsunuz. Evet. Aşk. Neden aşk? Sevgi çünkü dünyayı kurtarabilecek ve iyileştirebilecek tek şey. Para öyle değil mi? Para çirkinleştiriyor biraz daha, evet. Çünkü çok basit bir örnek verecek olursak, paranın girmediği bir evde yemek pişmiyor. Yemek pişmediği zaman huzursuzluk çıkıyor gibi gibi birçok sebep olabilir yani. Ya biraz parasızlık çirkinleştiriyor gibi geldi bana ama. Yok, para çirkinleştiriyor. Para çirkin. Tabii. Para olmadan da olur. Aşk para olmadan, olmadan olmaz. Da olur, aşk olmadan olmaz. Yani bence aşk. Diyor. Neden? Yani insanın mutlu olması önemli sonuçta. Parayla mutluluk olmuyor. İnsan sevdiği kişiyle birlikte olunca mutlu oluyor yani. O şekilde diyorum. Yani ben dediğim gibi adam adam eden paradır, parası adamın yüzü kararıdır. Ya hocam sorumla oynamayın lütfen. Oynamayın. Aşk mı yoksa para mı? Hocam bir kere parasız aşk olmaz, aşk da parasız olmaz. O yüzden idare etmek lazım. Bence içimizden para geçiyor biraz. Allah mı diyeyim? Para daha önemli gibi geliyor. 5 lira bozum var mı? Var. Ver bakalım bir kere 5 lira bozum. Kayıttayken. Çünkü biz para, evet kayıtta vereceksin. Çünkü biz parasız konuşamıyoruz, yanlış anlama o yüzden. Buyurun hocam. O ne lan? Şöyle kayda da gösterelim. Kayda da göstereyim. Evet. Şimdi konuşabiliriz. Evet. Bence cevabımı ben aldım. Aldım. Ama yine de devam edeceğim. Aşk mı para mı? Şimdi tabii ki para olunca aşk da her zaman oluyor. Çünkü evde huzur, ama dediğim gibi para huzur vermiyor. Huzur Allah'ta var. Allah'tan olacaksın. Şimdi bir yere kadar aşk, bir yerden sonra para. O para... bir yer neresi? O bir yer dediğiniz yer... Evliliklerin bugün pek çoğu 6 ay, 7 ay, maksimum 1 yıl sürüyor. Ondan sonra soluk doğru boşanma davası açılıyor. Bir yere kadar aşk, para olmazsa aşk da bir yerden sonra kendiliğinden iflas ediyor. Aşk daha önemli. Neden? Para nasıl olsa kazanır ama aşk her zaman kazanılmaz. Çünkü aşk gönülle ilgili, yürekle, yürek işi o. Aşk daha önde gelir. Parayı nasıl olsa bir şekilde çalışarak kazanırsın. Veya atadan babadan bir şeyler kalır kazanırsın. Ondan sonra. Fakat aşk her zaman kazanılan bir şey değil. Gönülden gelmeli. Valla bence paraya. Neden? Ya aşk geçicidir, para kalıcıdır yani. Parayı kazanırsan para parayı çeker ama aşk aşkı çekmez. İkinci bir aşk olmaz mesela ama ikinci para olur. Para her zaman parayı getirir. İkinci para belki aşk daha getirir yanına. Yani olabilir. Para her zaman, ya biraz yalancı olur, sahte olur ama. Yani parayla aşk alabilirsin ama aşkla parayı alamazsın. Para. Neden? Para olmazsa aşk olmaz, onun için. Para olunca o aşk da geliyor mu? Evet, gelir. Para olmazsa sevda olmaz. Sevda olmasa da para da olmaz yani. Para, o zaman bir şey yaramaz parada. Sonuç olarak bir tanesini seçmek zorunda bıraksak hangisini seçeceksin? Bence para. Paradır abi. Neden para? Neden abi? Para olursa zaten kendinden gelir. Para olunca aşk da olur. Aynen. Herkes gel zaten. Para olursun, araban olur, evin olur. Zaten kızlar kendinden gelir. Elbet bir de dertli bir şey. Aşk bir noktaya kadar. Ondan sonra yani aşkınla bir şey olmayacak. Karşındaki sevdiğin kadın diyecek yani, yani bizim bir gezmemiz yok, tozmamız yok. Yani hiçbir sosyal aktifemiz yok diyecek. Değil mi? Evet. O yüzden her şey paraya dayanıyor. Tabii ki de sevdadır. Her şeyden önemli olan sevdadır. Para gider de gelir de. Neden sevda, neden aşk? Sevda, aşk her zaman önde gelen bir şeydir. Seversen mutlu olursun, huzurlu olursun. Ama parayla mutlu olamaz mıyız? Parayla mutlu olunmaz. Parayla sadat olunmaz. Her zaman sevgi her şeyden üstten gelir. Bence para. Neden? Ya ne demişler? Para var, huzur var demişler. Para olunca aşk da olur bence. Bence para. Neden para? Yani şimdi devire bakarsak kızların çoğu paraya bakıyor. Tabii para tabii. Para olmazsa aşk olmaz ki yani. Aşk çabuk biter yani. Benim bildiğim bu kadar yani. Yaşım 59 benim. Benim bildiğim bu kadar yani. Para olmayınca aşk da olmuyor. Tabii olmaz tabii ki ya. Aşk çabuk biter yani, çabuk söner. Belirli müddetten sonra aşk yaptıktan sonra, para olmadıktan sonra neye yarar ki ne yani? Evlilik çabuk biter yani. Aşk. Neden aşk? Huzur, mutluluk. Parayla huzur, mutluluk olmaz. Aşkla mı olur? Evet. Parayla mutlu olunmaz. Para. Neden para?
Para olmadan aşk olmuyor. Yani her şey para. Para olmadan hiçbir olmuyor. Evet. Aşk. Neden aşk? Ya aşk olursa paranın bir önemi kalmıyor. Aşk paradan önemli bence. Aşk diyorum ben. Neden? İnsan sevdiğiyle mutlu olur. Sevdiği yanındaysa mutlu. Sevdiğiyle mutlu diyorum. Mutluluklar diliyorum.